C'est une histoire qui a pour lieu, Paris la belle en l'an de Dieu, 1482, histoire d'amour. Açık Hava Müzesi'nin bu haftaki adresi Fransa'nın masalsı şehri Colmar. La sculpture de la rue tenteront de vous la transcrire pour les siècles à venir. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les Colmar, Fransa'nın Alsas bölgesinde yer alıyor. Fransızlar Colmar'a Capitale de Vin d'Alsace, yani Alsas şarap başkenti diyorlar. Qu'il avait bâti de ses mains, les poètes et les troubadours. Alsas bölgesindeki diğer şehirlerde ve kasabalarda olduğu gibi, yüzyıllar boyunca Colmar da bugünkü adlarıyla Fransa ve Almanya arasında sürekli el değiştirmiş. Hatta 2. Dünya Savaşı sonlarına doğru Almanlar ve Fransızlar arasında bu şehirde kanlı bir savaş yaşanmış. Savaşın sonunda Colmar Fransız toprağı olarak kalmış ve 2 Şubat 1945 tarihi bu savaştan dolayı şehrin kurtuluşu olarak hatırlanıyor. Alsas bölgesinin tipik bir özelliği Colmar'da da mevcut. Yani Alman ve Fransız kültürleri iç içe geçmiş durumda. Fransızca ve Almanca sokak isimlerinin yanı sıra Almanya'ya özgü olan Bretzel'ları Colmar'daki fırınlarda bulabilirsiniz. Colmar'ın sokaklarında dolaşırken 16. yüzyılın mimarisini her yerde görebilirsiniz. Savaşlara mesken olmasına rağmen Colmar'ın dokusu ve yapısı bir hayli güzel korunmuş. Şehrin güney kıyısında Lauh nehrinden ayrılan kanallar şehrin içinden geçiyor. Özellikle geçtiğimiz yüzyıllarda balıkçılıkla uğraşan ailelerin evleri bu kanallara açılıyor. Evlerinden direkt olarak küçük teknelere binebiliyorlar. Bu nedenle Colmar'ın bu kanallarına Küçük Venedik deniyor. ...19. yüzyılın en önemli heykeltıraşlarından biri olan Frederick Auguste Bartholdi Colmar'da doğmuş. Bartholdi'nin en önemli eserlerinden biri Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Özgürlük Anıtı'dır. Bu nedenle Colmar'ın girişindeki dönel kavşakta Özgürlük Anıtı'nın bir replikası bulunuyor. Ayrıca şehrin içinde de Bartholdi'ye ait bir müze bulunuyor. Eğer heykellerle ilgiliyseniz bu müzeye gitmenizi öneririm. 482 Histoire d'amour et de désir. Les artistes anonymes. Son birkaç yılda sosyal medya fenomenlerinin Colmar'dan yaptığı paylaşımlar Colmar'ın turizm gelirlerine bir hayli katkı sağladı. Colmar bir yılın genelinde çok fazla turist ağırlıyor. Özellikle Noel döneminde binalara ve şehre yapılan süslemeler Colmar'ı gerçek bir masal şehri yapıyor. Eğer Colmar'a Noel döneminde gitmek istiyorsanız çok fazla fotoğraf çekmeye çalışmayın derim. Çünkü bu küçük şehir turist akınına uğruyor ve dilediğiniz fotoğraf karelerini çekemeyebilirsiniz. Ancak şehrin güzelliği her koşulda başınızı döndürecektir. Pierre après pierre, jour après jour, de siècle en siècle avec amour. Il a vu s'élever les tours. Colmar'a gittiğinizde St. Martin Kilisesi'ne muhakkak uğrayacaksınız. Colmarlar bu kiliseye hiçbir atanmış piskoposu olmamasına rağmen büyük yapısı nedeniyle katedral derler. Hemen kilise ve katedral kelimelerinin farkına çıkayım. Katedraller boyutları bakımından kiliselerden çok daha büyük yapılar olur. Ayrıca kilise tüm Hristiyanların yani Katolik, Protestan ve Ortodoksların ibadet yeri anlamına gelir. Ancak katedraller yalnızca Katoliklerin ibadet yeridir. Umarım bu kısa açıklama şimdilik yeterli olmuştur. Nouveau millénaire, l'homme a voulu monter vers les...
St. Martin Katedrali'nde İsa'nın son yemeğinin heykelini görebilirsiniz. Ayrıca kilisenin dışındaki güneş saatinde beğeneceğinizden eminim. Açık Hava Müzesi'nin bu hafta sonuna geldik. Bir sonraki videoya kadar şimdilik hoşça kalın. Dans des cathédrales, le monde est en train.